Ruşen Bey'de söz kaldığı için yeni başlığı da onunla açacağım. Altılı Masa'da bakanlık dağılımı iddiası var. Buna geçmeden ama şu Mansur Yavaş'ın 2024'te oylarımızı arttırmalıyız çıkışını bir konuşalım. 2023'te. 2024'te. Yok, özür dilerim. Belediye seçimini kastım. 2019 belediye seçimlerinde aldığımız oyun üzerinde oy almak zorundayız. Bunu yapmamak bizim başarısızlığımızdır. O zaman 2024 seçimlerinde olmamızın da bu görevde kalmamızın da anlamı olmaz demiş kapalı bir toplantıda. Şimdi 2019'un şöyle bir özelliği var. 2019 yerel seçimlerinde muhalefet büyük şehirleri kazandı. Fakat il meclislerinde Türkiye geneli Cumhur İttifakı'nın oyu %53'tü. Muhalefetin önündeydi. Acaba Sayın Yavaş böyle bir hani Türkiye geneli de iktidarı geçme hedefi mi koyuyor? Bunu başarabilirler mi? Bu sözleri bir uyarı niteliğinde mi? Tabii bir motivasyon verme anlamında söylenebilir bu. Birincisi motivasyondur bu. Kendi Cumhuriyet Halk Partililerine bir motivasyondur. İkinci olarak kanaatimce bir hedef koyuyor. Yani biz 2019 Mart seçimlerinde İstanbul'da da hatta iki seçim oldu biliyorsunuz. Orada da Sayın Erdoğan iki kez kaybetmiş oldu İstanbul seçimlerine, kabul etmemiz lazım. Bu kaybettiği seçimlerin de daha ötesinde bir oy alınması lazım. Şimdi Kübra Hanım, bir de şunu görmemiz lazım. Biz kendi açımızdan da şu değerlendirmeyi yapmalıyız. Türkiye'de gerçekten ekonomi yönetimiyle ilgili bir sorun var. Bu sorunun yansımalarıyla muhalefet bu kadar köşeye sıkışmış bir siyasi iktidar karşısında daha fazla oy alabilmeli aslında. Mansur Yavaş da onu söylüyor. Yani bu noktadan gittikten sonra biz 2024 yılına kadar ekonominin bu kadar kötü gittiği, mazotun 7 liradan 26 liraya çıktığı tarihi artışlardır bunlar. Bir noktada biz oylarımızı arttıramıyorsak muhalefet ya aday seçiminde hata yapıyordur ya da inandırıcılıkta, seçmen davranışlarında karşı inandırıcı olmakta hata yapıyordur. Kim ne derse desin. Dolayısıyla bir barajdır tabii 2019 seçimleri. Sayın Erdoğan'ın da mesela bu noktada her zaman söyler mesela. Der ki biz bunu aşmalıyız. Burası bizim için hedef olamaz. Geldik değil. Daha üstte olmalı. Bu anlamda bir açıklama olduğunu değerlendiriyorum. Peki, çok teşekkürler. Bu arada sizin Uzay Ajansı'nın bütçesiyle ilgili sözleriniz vardı. Onunla ilgili bugün Türkiye Uzay Ajansı'ndan, bunu çok zor telaffuz ediyorum, itiraf ediyorum. Uzay Ajansı'ndan yeni bir açıklama gelmiş. Şöyle diyorlar. Bazı basın yayın organlarında bütçenin 20 bin lira şeklindeki olduğu şeklindeki iddialar doğru değildir. Tam olarak durum şöyle. Birinci Milli Uzay Programı birinci safa çalışmaları için öngörülen 20 bin lira projenin yatırım programında izlenebilmesi için bütçe tekniği gereği iz bedeli olarak belirlenmiştir. İki önemli proje için ajansa 1 milyar 890 milyon lira ödenek tahsisini müteakip 270 milyon lira ilgili kurumlara aktarılmıştır. Efendim ben yani, tabii internetten araştırmayla da herkesin... Bu yeni değil açıklama tabii, bu arada. Tabii yeni değil, onu söyleyeyim. Evet. Önceden bundan ilk çıktığında bu açıklamalar yapılmıştı. Zaten ben Sayın Hocama söylerken bunu ilk safa olarak bir 20 bin lira... Daha sonrasında bütçeyle ilgili bir rakamlar olduğunu söyledik ama biz neden bunu söylüyoruz? Şu anlamda söylüyoruz. Bakın, eğer bir ülkenin yakın tarihli iç borcu, dış borcu ödemesi gereken 180 milyar dolarken, bu yıl sonuna kadar cari açık o 50 milyar dolar olacağı açıkken, biz uzaya birilerini göndermekle ilgili bir şey yapıyorsak bu olmaz. Bizim önce kendi içimizde bir devlet nasıl bu noktalarda ileriye gider? Elbette ki Atatürk'ün söylediği gibi muasır medeniyet seviyesine çıkmak hepimizin arzusudur. Ben isterim ki AK Parti, bunu da söyleyelim, AK Parti milli geliri 20 bin lira yapsın, işte cari açığı sıfırlasın ve yoksulluk sınırına 2 bin liraya indirsin. Ve herkes bir şeylere ulaşabilsin. Bu ülkede açlık olmasın, bu ülkede sefalet olmasın. Bunu da düzeltelim. Burada bunu söylerken bunu AK Parti yapmasını istemiyorum. Ama enflasyon sebep, faiz sebep, enflasyon sonuç gibi cümlelerle, ekonomi bilimine aykırı cümlelerle hareket edilen 18 Aralık'ta bu ülkenin yaşadığı bu tür kursal kırılmalar, Rusya'da bile enflasyon savaş içerisinde %20 iken
Ukrayna'da %15 iken bizde TÜİK'in rakamlarına göre %70 olması elbette ki siyasi iktidarın bir başarısızlığı olarak yorumlanır. Dolayısıyla bu noktadan hareketle diyorum ki önce bu ekonomiyi düzeltmemiz lazım ki Elon Musk'ı hepimiz takip ediyoruz. Bir tane füzenin kaça uçtuğunu biliyoruz. Yani şimdi bu çok büyük harcamalar, 60 milyar dolarlar, 70 milyar dolarlardan bahsediyor. Şimdi biz diyoruz ki bu ülkenin cari açığını kapatmak için 60 milyar dolara ülkenin ihtiyacı var. Ya yani 84 milyon insanı doyurmak için bu paraya ihtiyacımız var. Kesmek istemem.